ediyoruz efendim. İbrahim Bey siz evli misiniz? Şöyle verelim. Evet. Evliyiz. Ha, var. Mikrofonumuz var. Alalım onu. Evliyim. 4 çocuk babasıyım. 4 çocuk babasıyız. 2 oğlum, 2 kızım var. Çok güzel. Evet. Sorun var mı evlilikte? Şimdi her zaman çıkıyoruz. Evlilikler bitmez işte. Şu ürünü kullanan hiç kavga etmez diyoruz ama kendi evliliğimize bunları uygulayabiliyor muyuz acaba? La ilahe illallah. Ben bugün biraz sorguya çekeyim bari. Boşanıyorum. Yeniden evleneceğim. Boşanıyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle, şu konu çok önemli. İnsanlık tarihinden bugüne kadar insanlar tarım toplumundan sanayi toplumuna geçerken büyük bir karmaşa yaşadı. Ve insanlar, aileler küçülmeye, dağılmaya başladı. Sanayi toplumuna geçerken çok problem oldu. Şimdi 1980'e kadar böyle idare edildi. Fakat 1980'den itibaren Türkiye'de aileler dağılmaya başladı. Son 30 yıldır hızlı bir dağılma, çözülme var. En bunun fazla sebebi, hocam, en fazla boşanma patlaması 2009 yılında olmuş diyorlar. Doğru mudur? Siz ne diyorsunuz? Doğru, boşanmaların sebepleri var. Şimdi mesela Almanlar bu problemi çözdü. Yani boşanmaları önlediler. Bugün deniyor ki Alman toplumu, yaşlı bir toplum, yavaş yavaş gidiyor. Hepsi ihtiyar, tersine çevirdiler. Son 20 yıldır Almanlar problemi çözdü, aileyi kurtardı ve nüfusu yavaş yavaş artmaya başladı. Biz bu problemi çözemedik Türkiye olarak ve ben bildim bileli 30 yıldır Türkiye'nin nüfusu hep 70 milyon. Biz Türk milleti olarak yaşlı bir millet olmaya doğru gidiyoruz. Avrupa yaşlı derken biz yaşlı olmaya doğru gidiyoruz. Bu problemin çözülmesi ve Türk milletinin nüfusunun artması gerek. Artırmak gerek nüfusu. Nüfusu artırmak gerek. O zaman ne yapıyoruz? 2-3 tane çocuk mu yapıyoruz başbakanımızın dediği 2-3 değil gibi? En az 4-5. 4-5 tane. Tabii tabii. Hocam nasıl bakacağız onlara? Çok kolay. Şimdi mesela Almanya bu problemi kolay nasıl çözdü? Almanya şöyle çözdü. Bir. Bir iş yerinde iki kişi çalışıyorsa, biri evli biri bekarsa, evli olan daha az vergi veriyor. Daha az vergi veriyor. İki, çocukluysa çocuklara çocuk parası, anneye anne parası, süt parası vesaire hocam, vesaire destekliyor. Hocam bu konuya birazdan değineceğiz. Kısa bir aramız var. Birazdan tekrar değineceğiz bu konuya. Efendim biz nereden ayrılmayın? Kısa bir artık bu özellikten de genele döndü. Çünkü Türk milletinin artık büyük bir problem nedir? Aileler bölünüyor, parçalanıyor, dağılıyor. Bu da önlenemez hale geldi. Evet. Çünkü mesela eski tip Türk aile tipinde neydi? İnsanlar köyde yaşıyor. Karı koca, erkek tarlada çalışıyor. Kadın evinde ev işlerine bakıyor. Çamaşırdı, bulaşıklı vesaire. Hani bir düzen vardı, bir sistem vardı. Sonra ne oldu? Sanayi ile birlikte erkek fabrikada veya ofiste çalışmaya başladı. Kadın evde. Fakat 1980'den itibaren düzen bozuldu. Ailede bir kişi çalıştığı zaman artık geçinemez hale geldi insanlar. Hı hı. Bu nedenle karı koca çalışmak zorunda kaldı. Karı koca çalışırsa ne oluyor? Bayan diyor ki akşam geldiği zaman ben de çalıştım, ben de çok yoruldum, ben de perişan diyor. Eski annesinden, babasından, dedesinden, ebesinden, ninesinden gördüğü tarz yaşamayı düşünüyor. Diyor ki ya yok. Aileler dağılıyor, düzene uymuyor. Yani yeni sisteme İnsanlarımız iletişim çağında uyamadı. Kadınlar uyuyor da hocam, erkekler uymuyor. Öyle veya böyle. Ortada bir sorun var. Yani bu problemi nasıl çözeceğiz? Almanya ve Avrupa, Fransa, İngiltere yaşlı millet diyorduk Avrupa'ya. Onlar bu problemi çözdüler. Nasıl çözdüler? Bir iş yerinde iki kişi çalışıyorsa biri bekar, biri evli. Evli olan daha az vergi veriyor. Çocuğu olan daha az vergi veriyor. Çocuğu vergi olan daha az vergi veriyor. Sistemini değiştirdiler. Evliliği teşvik ediyor. Çocuk ama parası alıyor. Ama böyle mi? Bizde teşvik yok. Yok. Üç çocuk yaptı. Peki nasıl geçinecek? Nasıl bakacak? Çözüm yapmak üretmek gerekir. Ama. Lan evet. Laf değil, çözüm. Ülkemizde böyle çözüm bir üretmek şey gerekir. Yok. Şimdi eskiden Almanya'da mesela ben 29 yıl Almanya'da kaldığım için çok iyi biliyorum. Bir Alman ailesi bir veya iki çocuğu fazla çocuğu olmazdı. Şimdi Almanların
6, 7, 8 çocuğu oldu. Yani durmadan fabrika gibi Almanlar. Yani şu deniyordu, Almanya, Avrupa yaşlı bir toplum, 50 yıl sonra nüfusu geri doğru sayacak vesaire. Tersine döndürdüler. Bunlar son 20 yıldır yapılan kanunlarda değişikliklerle Alman milletinin, sadece Alman değil, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Avrupalılar kendi geleceklerini kurtardılar. Fakat biz Türk milleti olarak kendi geleceğimiz çok büyük bir tehdit ve tehlike altında. Nasıl tehdit ve tehlike? Ben bildim bileli Türkiye'nin nüfusu 70 milyon. 71 evet. milyon olmadı. Evet, olmadı. Neden? Çünkü sisteme uymadı. Evlenmiyor artık. İnsanlar 35-40 yaşına gelecek, evlenecek. Eskiden öyle değildi. 15, 16, 17 yaşında evleniyorlardı. Yani 45-50 yaşına gelince ne oluyordu? Torun sahibi oluyordu. Şimdi değişti. Bu sistemi devletin teşvik etmesi lazım, değiştirmesi lazım. Evlilikleri, yani evlendiği zaman insanlar, çoluk çocuğa karıştığı zaman rahat edebilmeli. Bu bir düzen getirmek gerekiyor, düzen, değil mi? Evet, ülkemizde ortada büyük bir problem mutlaka var. Mutlaka gerekiyor. İran'ın nüfusu 1950 yıllarında Türkiye'nin çok çok gerisindeydi. 20 milyon azdı bizden. Şimdi bizim geçti. Neden? Onlar biz, İran dahi probleme çözüm üretti. Biz üretemedik. Evet. İran dahi bu problemi çözdü. Biz çözemedik. Çözme mesela çok çok yaygın. Bu çok önemli bir problem. Kısırlık. Erkeklerde ve bayanlarda kısırlık maalesef çok ağır bir problem. Şayet erkeklerde kısırlık varsa, geçmişinde herhangi bir erkek diyelim ki kaba kulak hastalığı geçirmişse, bu virüs, human paroxima denen virüs, yukarıdan kaba kulağa sebep olan virüs 10 yıl, 20 yıl veya 30 yıl sonra ne oluyor? Şekil değiştiriyor, testislere yerleşiyor. Kaba kulak rahatsızlığı bile? Kaba kulak rahatsızlığı geçiren, çocukken kaba kulak rahatsızlığı geçiren insanlara kaba kulağa sebep olan şey virüs. Hı hı. Yok olmuyor, gizleniyor, saklanıyor. Başka bir hastalık olarak tekrar çıkıyor. Uyku devresi geçiriyor belli bir süre. Uyuduktan sonra 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra neye sebep oluyor? Orşit, yani testis iltihaplanması, epididimit, testis üstü bezi iltihaplanması, varikozil, yani varizle şey testislerdeki toplar damarlarda iltihap, kan, kirli kan yoğunlaşması ortaya çıkıyor. Ve testislerdeki ısı oranı düşerse vücut ısısından 2 derece azdır testislerde. Spermin kalitesi düşer. Spermin kalitesi düşerse ne yapmak lazım hocam? Ne olur? Spermin kalitesi düşer, hastalıklı olur, iltihaplı olur. Erkekte kısırlık problemi doğar. Kısırlığı önlemek için ne yapmak gerekir? Testislerdeki kılcal kan dolaşımını artırmak gerekir. Yapabileceğimiz bir şey var mı bunun? Elhamdülillah. Bizde her şey var. Olmuyor. Hemen gösterelim hocam. Şimdi şu çok özel bir macun. Nedir? Epimedyumlu macun. Epimedyumlu macun. Şöyle yakından da alabilirsek. Kısırlık hocam. Problemi olan erkekler için bunu günde 3-4 defa bir çay kaşığı aldığında ne yapıyor? Spermin kalitesini artırıyor. Bir. Kaliteyi artırıyor. Günde 3-4 defa. Kan akışını. Evet, 3-4 defa bir çay kaşığı. Hocam herhangi bir bunu, şey yoktur değil mi? Zararı yoktur. Bu kalp tamamen hastası, %100 bitkisel. Kalp hastası, şeker hastası, böbrek rahatsızı, her türlü rahatsız olan kullanabilir. Hiçbir yan etkisi yok. Birleşimde ne var? Bir. Geçen azgın teki otu dedim. Bugün biraz kibarcasını söyleyeyim. Nedir? Epimedium, Previcornum. Hocam bir telefonumuz var. Müsaade edersiniz. Alo. Efendim. Buyurun efendim. Alo. Efendim. Buyurun. Buyurun ben kardeşim. Kolay gelsin. Mustafa Bey buyurun efendim. Buyurun ben. Hocamıza sorunuz mu olacak? Ben efendim evet. Buyurun. Ben bir saniye ben şu telefonumu yani televizyonun sesini kısayım. Tabii tabii. Tokat'tan arıyoruz. Evet Mustafa Bey. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler buyurun. Hocamıza sorunuz mu olacak? Ben hocam çok doğru söylüyor yani. Bu tür şeylerden yani. Mustafa Bey duyabiliyor muyuz? Duyuyorum evet. Buyurun.
Hemen alalım sorumuzu. Yani hocam yani Avrupa Birliği'nde yani 3 tane, 4 tane, 5 tane çocuk bu kadar yani bizim Türkiye'de niye bu kadar az oluyor demesini ben yani. Çünkü orada evet. Orada dışında, devlet destek veriyor. Evli evet. bir aileye karı koca evliyse vergi az veriyor. Evli bir karı koca az vergi veriyor bir. Ve doğan çocuklara çocuk da veriliyor. Bir maaş veriliyor değil mesela, mi hocam evet. Her 300, çocuk için bir her çocuk 300 evet. euro. Çocuk için 300 euro 20 yaşına kadar veriliyor. Hı hı. 300 euro mesela bir ailenin 5 çocuk varsa 1500 euro otomatik her ay ödeniyor. Bizim ülkemizde 1500 var mı böyle euro. Şey? Yok. Bunu Türkiye'de ekonomik sistem nedeniyle insanların %5'i zengin, %95'i maalesef dengesiz bir ekonomik sistem var bizde. Amerika'da bile yok bu ekonomik sistem. Evet. Türkiye'nin de ekonomik sisteminin düzenin değişmesi gerekir. Refahın, paranın alt ve orta katmanlarına yayılması gerekir. Bunun tedbirinin alınması gerekir. Bu yönde çalışma yapılması gerekir. Şimdi kısırlıkla ilgili devam ediyorduk. Evet Mustafa Bey, hatta mıyız? Telefonumuz düştü. Umarım cevap almıştır. Kısırlık problemi olan erkekler için epimedium macunun haricinde bir de ozon yağı var. Bu ozon yağıyla erkekler testislerine masaj yapmaları gerekir. Bu kan dolaşımını artırır. Kılcal kan dolaşımını artırır. Ve varikozlu yavaş yavaş varikozlu problemi çözülmezse ne olur? Kısırlık problemi önlenemez. Hı hı. Önlemek gerekir. Bayanlardaki kısırlığın sebebi ise nedir? Bayanlardaki kısırlığın sebebi hormon anormalliği. Mesela bir bayanda prolaktin hormonu yüksekse prolaktin hormonu kadınlık hormonlarından gestradiyon ve estradiol isimli iki hormonu baskı altına alır. Bayan hamile kalsa dahi prolaktin hormonu cenini zehirleyerek düşük yapmasına sebep olur bayan. Bu nedenle prolaktini yüksek olanlarda prolaktini minimum seviyeye çekmek gerekir. Bu da nasıl mümkündür? Hayıt forte. Hayıt forte. Ülkemizde yetişen bu hayıt forte, hayıtla ilgili Almanya'da, Almanya başta olmak üzere birçok ülkede klinik araştırması yapılmış, belgelenmiştir. Klinik araştırmalarda normal olarak ginekologların, kadın doktorlarının %100 çocuğu olmaz denilen bayanlarda bunu kullandıklarında hormonlarının düzeldiği normal yollarla hamile kaldıkları belgelenmiştir. Hayıtın bir diğer özelliği de şudur. Hayıt hormon düzenleyici bir artı hı hı. adet öncesi ağrı ve sancıları ne yapıyor? Yok ediyor, rahatlatıyor. Relax. Evet, stres relax atıyor. Oluyoruz. Hocam bir telefonumuz var hemen bu arada. Alo. Evet. Buyurun İbrahim Bey. Ahmet Bey Adana'dan arıyor. Buyurun. Ahmet Bey buyurun. Evet. Hocamıza sorunuz mu var? İyi günler. İyi günler. Buyurun. Evet. Televizyonumuzun sesini biraz kısalım. Sesimiz yankı yapıyor. Duyamıyoruz çünkü. Alo. Alo. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Buyurun. Alo. Ben doktoruma bir şey demek istedim de ben. Doktoruma bir şey demek istedim de doktor beye. Televizyonumuzun sesini kısalım Ahmet Bey. Duyamıyoruz. Sen konuş. Sen konuş. Sen konuş. Sen konuş. Sen konuş. Sen konuş. Ben evliyim. Evlisiniz. Evet çocuğumuz olmuyor bizim. Çocuğunuz olmuyor. Kaç yıldır olmuyor? Evet. Kaç yıldır? Onun için evet. Anası sevmeli. Problem kimde? Problem kimde? Problem... Anası sene. Ahmet Bey, hemen hocamıza dönüyoruz. Problem kimde? Kimde? Erkekte mi, bayanda mı? Doktora gidilmiş mi, değil mi? Doktora gidildi mi? Herhangi bir... Tespit yapıldı mı? Teşhis kondu mu? Problem kimde? Eğer ki erkek... Sorunluk bende. Ha. Ahmet Bey'dim. Sorun. Sperm kalitesiz mi, hareketsiz mi, nedir? Yani... Varikozul mu var? Epigidimit mi var? Orşit mi var? Nedir? Tetezma var. Epigidimit? Tetezma olmuyor. Sperm sayısı yetersizlik mi var? Nedir problem? Problem ne? Önce bilmemiz gerekir.
Doktorunuz teşhis koymuştur. Problem şudur diye. Sipermesin tanesi yok. Sipermesin tanesi yok. Şimdi bir, iksir, iki, aloe vera jel, üç, alıç forte, dört, sinirli ot forte, ozon yağı ve macun. Bunları kişi düzenli olarak kullandığı zaman yavaş yavaş spermin kalitesi artar, sayısı artar. Hastalıklı, hareketsiz spermler yavaş yavaş yok olur. Yani tedavi olmak mümkündür. Bu tür problemi olan kişileri çok şükür tedavi ettik. Problem değil. Hocam istilaya uğradık bu arada. Sinek tarafından istilaya uğradık. Tedavi olmanız mümkün. İksir, aloe vera jel, alıç forte, sinirli ot forte, damar çayı, enfeksiyon çayı. Bu ürünleri kullandığınız zaman yavaş yavaş iyileşirsiniz. Mesela bir beyefendiye biz bir probleminden dolayı tansiyonu, kolesterolü vardı. Biz ona tansiyon, iksir, limon. İksir mi hocam? İksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak, 30 litre yaprak, kakule içerir. Tansiyonu, kolesterolü, karaciğer yağlanması olan bir beyefendiye gönderdim. 6 hafta sonra beni aradı, dedi ki tansiyonum, kolesterolüm gitti, yok oldu. Karaciğer yağlanması da yok oldu. Ama dedi, siz bunun içerisine cinsel performansı artırıcı bir ilaç mı koydunuz dedi. Ya yok dedim, bunun bunun fiyatı zaten belli. Ben bunun içerisine cinsel performans artırıcı... Hocam bunun içinde neler var? Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak otu, zeytinyağı, kakule. Çok güzel de bir kokusu var bu arada. Evet. Evet. Çok özel bir. Bunu kullandığı zaman bütün damarları açar. Vücudu arıtır, plakları çözer. Bu hangi organ olursa olsun, beyin dalları arasında kirlilik olsun, kalp damarları olsun, cinsel organdaki damarları açar. Tesisleri faaliyetini artırır. Yavaş yavaş kaliteyi artırır. Kullandığı zaman kişi herhangi bir ilaç, cinsel performansı artırıcı ürün kullanmadan dahi sadece iksir kullanarak kişinin yaşam kalitesi artar. Hatta bir spor kulübümüz kendi sporcuları, futbolcuları için iksir alıyorlar, iksir kullanıyorlar. Futbolcuların performansı artsın, kondisyonu yükselsin diye. Yani, futbolcular da kullanıyor evet, bunu. Yani sporcular spor konsantresi, yani performansı artsın, daha hareketli olsunlar diye. Aktif olsunlar. Yani hiçbir... Peki zamanı var mı hocam? Ne kadar kullanmaları gerekiyor? Süre etki yok. Etki etmesi için. Mesela hani deriz ya, bir ürün aldık işte, kullandık, bir ay kullandın, hayır olmadı. İşte en az iki ay kullanman gerekiyor. İksir diye bir şey var mıdır? Bu mesela tansiyonu, kolesterolü varsa kişinin 6 hafta, 7 haftada düzene sokar. 6 hafta, 7 haftada düzene sokar. Eğer ki kalp damarlarında yağlanma, daralma, hatta %60-70'lere varan kalp damarlarında tıkanma söz konusuysa dahi ameliyatsız ve anjiyo yapılmadan, herhangi bir şey yapılmadan 2 ay içerisinde damarları açar. Yavaş yavaş kullandığı zaman kişi bunu görür. 2 ay içerisinde damarları açar. Ameliyat olması gereken... Mesela Gaziantep'ten bir beyefendi 65 yaşında 3. defa ameliyat olması gerekiyor, stent takılması gerekiyor. Ben aradı, dedi ki arkadaşım kronik böbrek yetmezliği vardı, onu iyileştirmişsiniz. O tavsiye etti, acaba ben bu ameliyatsız bu rahatsızlığı atlatabilir miyim? 3. defa ameliyat olmak istemiyorum dedi. Çünkü her ameliyattan sonra problem yaşıyor. Evet dedik. 6 hafta bizim ürünleri kullandı, ameliyat olmasına gerek kalmadı. Yani kalp damarlarını 6 hafta, 7 hafta içerisinde açar, ameliyatlık problemi dahi kökten çözer. Evet, mümkündür. Yani her türlü rahatsızlığa karşı bizim burada gördüğünüz 50 çeşit geliştirmiş olduğumuz formül var her rahatsızlığa karşı. Şu problemlerin çözülmesinde bir şeyler gösterin bize. Evet. Kavga etmesinler, tartışmasınlar. Evet. Sarı eşler kantoron, arası. Neydi? Lavanta forte. Lavanta forte. Lavanta forte. Ne yapıyor hocam? Mesela diyelim ki eşlerden birisi çok gergin. Gergin. Mesela işten geliyor, iş yerinde olaylar yaşamış. Ne olmuş? Gerilmiş. Eve geliyor, hanımıyla tartışıyor. Bundan sarı lavanta forte'den kullansa kim kullanacak? Fark etmez. Yani kim gerginse o. Gergin veya ikisi de gerginse, ikisi de stresliyse ikisi de. Sadece biri aşırı agresifse, gerginse, gergin olan kişi. Bunu kullandığı zaman kuzu gibi olur.
Yani bunu kullanan kişiye diğeri iki yumruk atsa dahi öbür suratıma da bir de öbür tarafa vur der. Yani sakinleşir. Gerilimi, stresi atar. Neden? Çünkü bunun birleşiminde hipeforin denen etken bir madde var. Bu beyindeki hormonları düzenliyor. Beyin hormonlarını. Serotonin hormon salgılanmasını artırır. Noradrenalin, özellikle noradrenalin mesela hormonunu nedir? Öğrenciler için çok idealdir. İlkokuldan üniversiteye kadar öğrencilerin bazılarında dikkat eksikliği sorunu var. Evet. Dikkat eksikliği. Bazı... Yaş sınırı yok mu hocam? Yaş sınırı yok. 18-6'da kullanabilir. Her yaş kullanabilir. Herkes kullanabiliyor. Yani çok küçük bebekse o zaman ne yapacak? Bir kapsülü açacak anne veya baba, balla karıştıracak, öyle verecek. Yani yaş sınırı yok. Bitkisel tamamen. Hiçbir şeye zararı yok. Hiçbir yana etkisi yok. Tamamen doğal. Mesela bunu kullanan kişi diyelim ki lisede veya üniversitede okuyor. İmtihana girmeden önce bunu aldığı zaman, kullandığı zaman imtihan sırasında bütün bildiği her şeyi takılmadan, strese girmeden, gerilmeden rahat rahat yazar ve en güzel neticeyi elde eder. Hiçbir problem yaşamaz. Rahatlatıcı, relax. Dikkat dağınıklığını ortadan kaldırır. Kişiyi konuya konsantre eder. Konsantrasyonu artırır. O zaman çocuklar için ideal değil mi? Her yaşta, herkes için. Üniversite sınavına hazırlananlar için. Üniversite sınavına atılan, SBS, KBSS, evet. Bir sürü sınav var Türkiye'de. Dünyada en çok sınav olan ülke. Aynen öyle hocam. Sınavlar yarışması var Türkiye'de. Karı koca arasındaki problemleri de mesela bir başka televizyon programında bir sunucu, beyefendi stüdyoya girdiği zaman sanki bir kaplan girmiş gibi böyle geriliyor, geriliyor, herkese çatıyordu. Orada çalışanlar kamera arkasındaki kişiler diyorlardı ki, ya bugün yine uyumamış galiba, yine çatacak diye panik oluyorlardı. Sağa sola koşturuyorlardı. Ne istersin, ne istersin. Dedim, ne oluyor? Ne bu stres, ne bu gerilim? Abi dedi, sabah 7'den akşam 11'e, gece 11'e kadar çalışıyorum, koşturuyorum, koşturuyorum, geriliyorum, geriliyorum. Çok yoruluyum, çok nervim, stresliyim. Problem değil. Lavanta forte kullan, bir hafta sonra görüşelim dedim. Bir hafta sonra. Bir hafta sonra dedi ki, ya kuzu gibi oldum. Bana vursalar bile dedi, ses çıkarmıyorum. Allah senden razı olsun. Bundan sonra bayinim. Evet, bundan sonra bayinim dedi. Bizim ürünleri şimdi bayi gibi alıyor ve çevresindeki insanlara tanıtıyor. Poz devresine giren bayanlar için. Yani adet kesilmesi başladığı zaman bazı bayanlar da erken başlayabilir. Erken menopoza girebilir. Herhangi bir rahatsızlıktan, herhangi bir hastalıktan dolayı ilaç kullanmışsa, ilaç kullanıyorsa... Bütün hormon dengelerini bozar. Kara yılan otu diye bir bitki var. Amerika'da yetişir. Kara yılan kökü, otu. Bunun ekstraktından biz çok özel bir formül geliştirdik. Menopoz rahatsızlığı olanlar için. Erken menopoz devresi veya normal menopoza giren bir bayan ne yapar? Gerilir, gerilir, gerilir. Ateş basar. Ve o anlar çok, yani çok kötü bir... Stres, gerginlik yaşayabilir, huzursuzluk olur. Tabii kara koca arasında rahatsızlıkları, huzursuzlukları bu tetikler. Almanya'dayken bir dostumuzu ziyarete gitmiştim. Herkes hastalığını söyledi. Size şu gerekir, size bu gerekir vesaire. Hanımefendi dedi ki, evin hanımı, sizinle özel görüşmek istiyorum. Buyurun dedim. Rahim ve yumurtalıklarını ameliyatta almışlar. Hormon anormalliğinden dolayı kadıncağız depresyona giriyor, intihar etmeyi dahi düşünüyor. İntihar etmeyi düşünüyorum, bunalıma giriyorum. Hiç gerek yok çünkü bunun Latince... Hiçbir şey problem değil. Değil. Cimici fugara camoza, bunun Latincesi. Cimici fugara camoza, Almanya'da yüzlerce firma bunun damlasını, drajesini yapıyor ve insanlar kullanıyor. Kadın otu forte. Kadın otu forte. Kara yılan kökü forte de denir. Latincesi cimici fugara camoza. Artı birleşiminde oğul otu, çarkıfelek otu gibi bitki ekstreleri içerir. Bu devreyi çok kolay ve basit atlatmasını sağlar. Bütün gerginliği, stresi, ateş basmasını vesaire atar. İngilizcesi black kohuş. Yani kara yılan. Kara yılan. Kara yılan. Kara yılanla siyah yılan farklıdır.
kara kelimesi eski Türkçe'de güçlü anlamına gelir. Güçlü, kuvvetli, büyük, derinlerde bir gücü var anlamına gelir. Siyah rengi ifade eder, kara güç ifade eder. Mesela Metehan'ın asıl ismi Karahan'dır. Karahan. Metehan, Oğuz Han'ın esas ismi Karahan'dır. Karahan ne yapmış? Adria'dan Alaska'ya kadar dünyayı fethetmiş. Yani dünyanın neredeyse dörtte üçünü fethetmiş Karahan. Metehan'ın esas orijinal ismi Karahan'dır. Türklerde kara kelimesi çok derin anlamlar ifade eder. Sadece siyah gibi renk ifade etmez, güç anlamına gelir. Çok derinden gelen bir güç, enerji anlamına gelir. Bu da çok özel bir bütün hormon anormalliklerini dahi önler. Bayanlarda adet öncesi başlayan, adet sırasında oluşan veya adetten önce adette sırasında oluşan ağrı, sancı, sızı, gerilim, stresi atar. Adet rahatsızlıkları, adet öncesi rahatsızlıkları rahatlatır. Kullandığı zaman kişi hiçbir rahatsızlık hissetmez. Çok kolay o devreyi atlatır. Yani mükemmel bir üründür. Bununla ilgili Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde klinik araştırmalar yapılmış, belge ve bilgi var. Yani benim söylediğim her konuda... Belgeleri de getirelim hocam. Getirelim. Yarın getirelim belgeleri. Burada, gösterelim. Kitaplar, dergiler burada. Ama olmaz. Burada. Belgeleri, o raporları da görelim. Gösterelim değil mi izleyenlerimize? Tabii tabii. Evet. Dergiler burada. Zaman alır. Çıkarmam. Buyurun. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Hocam, menopoza girmeden önceki dönemde mi kullanılması gerekiyor ki rahatlatsın? Yoksa girmiş olan bir bayan bundan sonraki, çünkü bildiğim kadarıyla doktorlar bunun tedavisi anlamında işte böyle düzenleyici bir haplar veriyorlar zaten. Hani şimdi kimyasal hapların yan tesiri çok büyük. Allah korusun. Yani o fazladan dışarıdan alınan kimyasal haplar kanserojen etkiye sahiptir. Farklı yan etkileri falan var. Bunu bayanlar çok kullanmak kimyasal istediklerini sanmıyorum. Kimyasal haplar, hormon hapları kanseri dahi tetikleyebiliyor. Bu nedenle artık Avrupa'da ve Asya'da zaten kullanmıyor. Kimyasal hap kullanılmamaya çalışıyor. Hı hı. Mesela Contagan isimli bir hap kullandı. Almanya'da bir Alman firması üretti. Adet öncesi rahatsızlıkları olan bayanlar için. Evet. Bunu kullanan bayanların hepsinin çocuğu özürü doğdu. Kolsuz, ayaksız, bacaksız. Orada iki parmak, burada iki parmak. 15 bin özürlü çocuk doğdu. Firmayı mahkeme verdi. 15 bin aile. 11 yıl mahkemesi sürdü. Evet. Ondan sonra Almanlar ne oluyor dediler. Şok oldular. Kimyayı bıraktılar. Bugün Almanya'da eczanelerde satılan ilaçların %80'i bitkisel. Doktora gittiğinizde hemen kimya yazmaz. Bitkisel. Reçete yazar gönderir. Hep bitkisel. Döndü, bitti yani. Kimya Avrupa'da, Asya'da yok artık. Kolay kolay bulamazsınız. Evet, yan etkileri çok fazla olduğunu biliyorum. Evet. Buyurun.